Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, 15 günlük bir aradan sonra tekrar merhaba diyoruz. Bu haftaki konumuz Trabzon'un tarihi evleri, yani Trabzon evleri. Trabzon sadece futboluyla, hamsisiyle, kültürüyle, folkloruyla değil, bir de tarihi evleri var. Bu hafta onu işlemeye çalışacağız. Konuklarımız olacak. Konuklarımızdan birisi, daha doğrusu Trabzon'un o tarihi evlerinin iki özelliği var. Bir şehir evleri, bir de köy evleri. Dolayısıyla iki konuğumuz olacak. Birinci konuğumuz Trabzon'un eski Mimarlar Odası Başkanı Bekir Gerçek. Uzun süredir Trabzon şehir evleri ile ilgili araştırmalar yaptı, makaleler yazdı ve hatta kitabını da bu konuda yazdı. Konuklarımızdan birisi olacak. İkinci konuğumuz ise yine bir mimar, Mustafa Reşat Sümerkan. Uzun yıllar Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Fotoğraf sanatçısı ve aynı zamanda Trabzon'un tarihi köy evlerini inceleyen, kültürünü inceleyen bir dostumuz. Şimdi önce mikrofonlarımızı Mimar Bekir Gerçek'e uzatacağız. O tarihi evlerdeki mimari yapıyı, estetik yapıyı, taşla ağacın birleştiği noktayı, oymacılığı ve yaşanan kültürü, halk kültürünü konuşacağız. Evet, şimdi Mimar Bekir Gerçek'in yanındayız. Trabzon'da evler dediğimiz zaman Orta Hisar'ı daha fazla incelemek durumundayız. Orta Hisar'da çeşitli türdeki evleri birlikte görme şansımız vardır. Varsılların evleri Orta Hisar'dadır mesela. Bunlar çoğunlukla konaklardır. Batı'nın etkisinde inşa edilmiş binalardır. Yani bir anlamda bir eklektizm içermektedirler. Ama esas orta hallilerin evlerine bunlar Trabzon evidir. Trabzon'un yaşama kültürünü aktarır diyebiliriz. O dönemde Müslüm olsun, gayrimüslim olsun orta hallilerin evlerinde çok farklılıkları gözlenmez. Nasıl gözlensin ki? Aynı kültürü yaşayan, sürdüren insanlardır bunlar. Hatta öyle bir hoşgörüdür ki bunların arasındaki o dostluk, çok ufak tefek değişiklikler vardır. Havva Hanım ilk namazda Evva Hanım'ın evine tırnaklarının içerisinde elva yollar. Paskalya'da da Evva Hanım Havva Hanım'a Paskalya çöreği yollar. O derece iç içedirler ve çok bir hoşgörü ve saygı içerisinde birbirlerine davranırlar. Hatta hastasına şifa bulamayan Müslüm getirir, Sümela'da papaza okutur. Hastasına şifa bulamayan gayrimüslim de hatta papazın önerisiyle bir de imamı okutur, getirir imamı okutur. Bu derece hoştur bunların dostlukları, birlikte yaşamak kültürleri, birlikte yaşamları. Gayrimüslimin evindeki işte şarap mahzeninin yerini bizim evimizde de fındık kabuğunu koyduğumuz kabuklu kalır filan, böyle bir şeylerdir, ufak tefek şeylerdir. Bu evler bu bölgedeki birçok yerleşimde de kullanılan plan şemalarını sunarlar. Çoğunlukla sofa egemendir bizim evlerimizde ve üçü de sofasına göre, üç tip plan şeması kullanılır. Üçü de sofasına göre isimlendirilir. Yan sofalı, dış sofalı ve iç sofalı plan şemasıdır. Trabzon'da çoğunlukla iç sofalı dediğimiz, yani karnı yarık plan şeması kullanılmıştır. Bu iç sofalı plan şemasında, karnı yarık tabir ettiğimiz plan şemasında olması olmazlar vardır. Mesela muhakkak giriş kapısının üzerinde bir
cumbası vardır. Bir çıkması vardır. Bu çıkmayı yere bağlayan iki tane kolon bulunur. Varsınlar bu kolonları taştan, mermerden imal ederken orta hallilerde ahşap yaparlar. Ama burada da Varsınların kullandığı o kolonların başında çoğu kez bozuşmuş Korint tarzı kolon başlıkları görülür. Bunun üzerindeki cumbanın da hemen üzerinde muhakkak üçgen alınlık vardır. Hatta Akçabat'ta çok fazladır bu plan şeması. Bu üçgen alınlıklara ferandon der. Bu aslında frontondur. Bu cumbanın altından girildiğinde çok küçücük bir taşlık vardır. Ayakkabıların çıkarıldığı böyle bir iki basamaklık bir çukur vardır. Ondan sonra sağlı sollu odalar vardır. Bir de bu evlerin biz bahçelerini konuşalım. Bir defa kırsal kesimlerde evler tarlalarının, bahçelerinin, bağlarının içerisinde. Kentlerde de yine bahçelerinin içerisinde de bahçeleri sokaktan ayıran yüksekçe duvarları var. Bu bahçeler evlerin en çok kullanılan, evleri tamamlayan mekanlarıdırlar. Bu bahçelerde kamelyaları vardır. Kırmızı balıklı havuzları vardır. Piskiyeleri vardır. Hatta azıcık plan şeması büyüdüğünde selamlıklar vardır. Varsınların evlerinde çift sofa geleneğiyle bunu çözerler. Selamlık o sofaların bir tanesidir. Ama orta hallilerin evlerinde çoğu kez bahçede selamlıkları vardır. Bahçede bir ikinci mutfakları vardır. Mutfakta görmek istemedikleri hizmetleri, akarlı kokarlı, daha evi rahatsız edecek olan işleri o mutfakta yaparlar. Onun adı bahçe mutfağıdır. Onun kenarında muhakkak bir şöminesi, bir ocağı vardır. Birçok iş orada yapılırken bahçenin bir kenarında da yine ateş yakma yeri vardır. Üçlü sacayağı durur, sacayağı tabir edilen o ayak. Ha orada ne yapılır? Bir defa kışa hazırlanmak diye bir şey var. Kavurmalar orada kavrulur. Kavurma tencereleri, kazanları vardı. Efendim reçeller o ateşte pişer. Yufkalar o ateşte hazırlanır. Ama o ateşte evin hanımı bu işi tek başına yapmaz. Bu işler imeceyle yapılır. 3, 4, 5, 6, 8, 9 kaç komşuysa anlaşırlar. Bir günde o dev gibi işi kaldırır atarlar. Mesela 9 hanenin yufkası o gün açılır, pişirilir. Birisi pişirir, öbürü çubukçudur, belki yoğurmacıdır, öteki açmacıdır filan derken şen şakrak bunun en önemli katkısı. Çok güçlü dostlukları birlikte getirir bu birlikleri. Bahçelerin o yüksek duvarlarından sokaklara muhakkak estetiği güçlü flora örnekleri gönderilir. Bakın, bölgede kimse öyle getirip bahçesine kavak, söğüt dikmiyor. Flora'nın o asil ürünleri vardır, asil örnekleri vardır. Nedir bunlar? Bunlar sikastır, palmiyelerdir, hurmalardır, fönikslerdir, manolyalardır. Bunlar dikilir. Bu floradaki asalettir. Ve bunların sokağa yakın olan duvar kenarında dikilenler çiçek açan örneklerdir. Onlar çiçeklerini bahçe duvarlarından sokağa sarkıtırlar. Sokak yaşayanların, sokak sakinlerinin ortak mekanıdır. Birlikte paylaşırlar. Zaten çoğu kez kapı önlerinde sohbetler ederler. O bahçelerde otururlar, bahçelerin kapısı açıktır. Gören hanım geçerken içeri girsin diye. Ve her sabah evin hanımı kalktığında
ilk yaptığı iş komşusunun hudutuna kadar sokağını süpürüp çöpünü almaktır. Yani şunu benimsemiştirler. Bu sokak bizim ortak değerimiz, ortak ürünümüz. O zaman bunu kolektif bir şekilde hazırlamamız, kolektif bir şekilde estetik tutmamız, güzel tutmamız, temiz tutmamız gerekiyor. Bu 1956 yılına kadar süren bu güzel gelenek, bu güzel anlayış, bu güzel uygulama 56 tarihliydi kullandığım imar yönetmeliği. Orada gördüm ilk defa. Ondan evveli yok herhalde. Aşk bölü 2 diye tabir edilen evin yüksekliği kadar arkada bahçe bırakıp evi getirip sokağa sıfır koyma şekline dönüştü. Orada bitirdik bizim sokakların güzelliklerini. Arkalarda bıraktığımız bahçeler de birer mezbelelik, yüzüne bakılmaz evin hurda deposuna dönüştü. Ama o ön bahçelerdeki o güzellik, o yaşanası mekan maalesef yerini ona terk etti. Ilıman iklimiyle barışık, asırlardan beri gelen bir yaşama kültürüyle oturmuş olan ön bahçe geleneğini biz yola sıfır binalara terk ettik. Arkasından zaten 1951'de gelen kat mülkiyeti yasasıyla beraber apartman anlayışı gelişti ve yeşilsiz, kupkuru, betonun üzerinde büyüyen çocuklarımız oldu. Anadolu'da yapı sanatı zirvelere çıkmıştır. Bilhassa Selçuklu'da. Ama onun ögelerini bizim çağdaşa uyarlamamız, buna karşı gelen meslektaşlarımız da var, çağdaşa uyarlamamız mümkünken, yani kendimize has olan Anadolu toprağındaki mimari kültürünü çağın olanaklarıyla, çağın malzemesiyle, çağın teknolojisiyle birleşip çağa adapte etmek varken biz bir dönem sadece işte Bauhaus'un arkasına takıldık. Ondan sonra tuttuk postmodernizm filan dedik. Post muydu, modernizm miydi onu da anlayamadık. Herkes kendine göre muz gibi yorumladı onu. O ötekini terk ettik. Yani ufak tefek kıpırdanmalar var. Ve ustaların bu konuda Türkiye'de yaptığı ürünler, örnekler var. Onlar da hakikaten başarılı örnekler. Bizim şimdi geleneksel tabiri diyeyim, yani Anadolu yapı sanatından bize kalan mimari ögeleri çok usta bir şekilde, şimdi var o iş. Bizim zamanımızda yoktu mesela. Fakültelerde mimar adayı çocuklara muhakkak öğretmemiz lazım. Anıtlar Yüksek Kurulu'na 18 yıl genel sekreterlik yapmış mimar Besim Çeçener abimiz vardı. Besim abi derdi ki, 18 yıl derdi, sürekli derdi penceresi öğelerini etüt ettim derdi. Öyle bir şey ki derdi, o Türk evinin proporsiyonundaki pencereye derdi, 17 santimin derdi, altında söve yaptığımız zaman zayıf kalıyor, üstünde yaptığımız zaman pencereyi boğuyor derdi. Bunların hepsi asırlardan beri sınama yanılmayla ulaşılmış değerlerdir, geleneksel doğrulardır. Ve bunları getirip günümüzün anlayışıyla, günümüzün estetik anlayışıyla karşılaştırdığımız zaman hakikaten çok çarpıcı şeylere varıyoruz. Doğru bunlar ya diyoruz. Bunlar işte oransa budur. Onun için öyle her şeyi pat diye terk etmek doğru değil. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bugün getirip karnı yarak planını bir evi getirip yeniden yapmanın bir alemi yok. Belki kırsal kesimde yaparsın ama ondan öğreneceğimiz, onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Sayın Bekir Gerçek'le Trabzon Şehir Evlerini konuştuk.
mimari yapısı, kültürel yapısı, sokakları nedir, ne değildir, bugüne yansımalarını konuştuk Bekir hocamızla. Şimdi yanımızda Mustafa Reşat Sümerkan var. Uzun yıllardır Trabzon köy evlerini, daha çok Karadeniz evlerini inceliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Hocamdan biraz bahsedelim. Hocam, ben uzun yıllardır tanıyorum böyle gıyaben hocamızı. Daha çok fotoforum, fotoğraf sanatçısı olarak tanınır ama hocamız kendileri mimar ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde uzun dönem öğretim üyeliği, öğretim görevlisi olarak çalıştı ve emekli oldu. Ve Karadeniz köy evlerini konu edinen çalışmaları, makaleleri var. Şimdi onunla, Sayın Mustafa hocamızla Karadeniz evlerini, köy evlerini konuşacağız. Evet hocam, şuradan başlayalım. Nereye dayanıyor bu köy evlerinin tarihi Karadeniz'de? Öyle bir tarihi geçmiş sınırı koyamayız. Bu ihtiyaçlar için yapılan bir barınak, bir barınma mekanı diyelim. Zaman içerisinde değişikliğe uğruyor ister istemez. Geçmişi pek bilemiyoruz. Hiç fotoğraf yok, belge yok. Ama geçmişte belki de çadır vardı, çadıra benzer yapılar vardı. Ama çadır diyemeyiz ama tek mekan yapıların olduğu çadır gibi, tek mekandan oluşan yapıların varlığını gördük. Onların örneklerini aldık, onu kanıtladık. Bu biraz göçebe yaşantıdan mı kaynaklanıyor, o tek çadır meselesi? Şimdi düşünün, göçebe yaşantınız var ve bir yere geldiniz, artık göçerlikten kurtuldunuz, yerleşeceksiniz. Evet. Hangi örneği alıp da yapacaksınız? Bir örnek olacak gözünüzün önünde ki görmüş olacaksınız ki onun benzerini, aynısını yapasınız. Sanıyorum göçer toplumlar yerleşme düzenine geçince işte tek mekan evler yaptılar. Yani çadırın ahşapla yapılmışı gibi düşünün, çatısı olan. Zaman içerisinde ihtiyaç duyulunca iç mekanda bölmelere geçildi, bölümlenmelere geçildi. İlk ihtiyaç da kuşkusuz yatak odalarıdır. Evet. Yayla evi bile öyle günümüzde, bilirsiniz. Yayla evi tek mekan. Tümüyle tüm yaşantı, uyuma, yemek pişirme, yeme içme, banyo, hepsi o tek mekanda. Ama günümüzde yayla evlerinde de elbette ki artık iki mekan, işte bir yatak odası, evet, yaşam odası ayrımı yapılıyor. Karadeniz bölgesinde diyelim ki Ordu sınırından Hopa'ya kadar adı köy evi, aklımıza ilk gelen çok basit bir evdir diyesi geliyor insan ama hayır, öyle değil. Ama çok büyük farklılıklı, mekan farklılıkları var. Batıdan doğuya doğru, yani Giresun'dan başlayıp işte Hopa'ya doğru gidelim. Üç mekandan oluşuyor Giresun evleri, köy evleri. Bir aşhane, yemek pişirilen, yenilen, bütün günlük yaşamın geçtiği mekanlar. İki tane de yatak odası var. Giresun'un batı yörelerinde dört mekandan oluşuyor. Yani bir kareyi dörde bölün. İçerisinde yemek pişirilen bir odası var. Yatılır da. Bir başka oda daha var. O işte evlenen çocuk varsa ya da büyüklerin yatak odası olabilir. Bir oda daha var bağımsız. Bir de salonu var. O yüzden salonlu tip evler denir Giresun'un batı bölgesinde, merkez yöresindeki evlere. Ama Tirebolu'ya gelince, batıya doğru, doğuya doğru geçerken, işte Göreli'ye falan geldiğinizde Karadeniz'in temel plan tipi ortaya çıkıyor. Neredeyse Tirebolu'dan, Harşit Irmağı'ndan doğuya geçince. Bu da dikdörtgene dönüşüyor biraz. Kareden kurtulup dikdörtgene dönüşüyor. Burada da yine o Giresun taraflarından birazcık fark ediyor. Üç mekandan oluşuyor. Bir tanesi büyük mekan, çift kapılı. Bütün Karadeniz evleri çift kapılı. Evet. Köy evleri. İçeriye giriyorsunuz, aşhane mekanı. Rize'ye doğru farklı isimlerle de anılır. Aşhane, işte yemek pişirilen, bütün gündelik hayatın geçtiği, imece yapılan, düğün yapılan, ne bileyim mevlid okutulan mekan. Vadiye bakan tarafında da iki tane yatak odası olarak başlıyor. Yani toplam üç mekan. İki yatak odası, bir aşhane. Bu tiple geliyor, Akçabat'ı geçiyor, Yomra'ya kadar hemen hemen
aynı, Maçka'da dahil aynı tip. Sanki işte bir merkezden bir hazır proje yapılmış ve köylere dağıtılmışçasına aynı tip. Evlerin yapımını ustalar üstleniyor. Ustalar işte kendi ustasından gördüğünü yapıyor. Geliştirerek. Kolay kolay değişiklik de yapamıyor onu deneyecek testte. Küçük bir değişiklik yapıyor. Onun öğrencisi de o küçük değişikliğin üzerine gidiyor. Biraz daha küçük. Yani onlarca yıl, 10-15-20 yılda çok küçük minik, işte bir odanın hafifçe büyütülmesi falan gibi. Ama Yomra'dan sonra iş karmaşıklaşıyor. Aşhanenin sağına soluna, bir tarafına ya da iki tarafına yan oda adı verilen odalar ekleniyor buraya da. Aile büyüklerin odası. Çünkü ateş yanan yere çok yakın, daha sıcak oluyor. Yatak odaların altı bütün Karadeniz boyunca ahır. Hayvanlarını koydu. Sığırlar, inekler, sığırlar için. Onlarla çok yakın temasta olmak. Azıcık bir işte hırıltı, bir gürültü falan çıktığında ne oldu? Bir şey mi girdi, kurt mu girdi, tilki mi zorladı, fare mi geçti falan gibi hemen evin kadını ilgilenir. Hatta ineklerle seslenir, konuşur. O yüzden yatak odaların altındadır. Vadiye ahşaptır. Değil mi? Tabanı ahşaptır. Tabanı ahşaptır. Onun üzerindeki döşeme de ahşap. Evet. Bunun bir yararı, ineklerin sıcaklığı yukarıya çıkar. İşte o odalarda soba yanmadığı için içeriği daha sıcak yapar. Ve kulak teması da sağlanır ineklere. En küçük bir mırıltı da aileden ne oluyor inekler diye bakarlar, işte kontrol ederler. Teknik, teknoloji aynı. Yapım tekniği aynı ama şimdi göreceğiz. Rize'nin doğusu, özellikle Çamlıhemşin. En büyük metrekareye sahip evler orada. Fındıklı, Arhavi yöresinde de ev planı çok karmaşık hale geliyor. Sanıyorum şehre yakınlık, Batum'a yakın oluş, oradan işte Karadeniz'in doğusundaki eski Gürcistan kasabalarına gidiş gelişle belki onların da ne diyelim, yaklaşımları fark etmiş, örnek almışlar oradan. Bir etkileşim. Yaşayış etkisi de var. Örneklerini vereceğim. Böylece ev çok karmaşıklaşıyor. Düşünün, Giresun merkezinde evlerin metrekaresi, taban metrekaresi 55-60 metrekare gibi ortalama. Geliyorsunuz Trabzon'a 70 metrekare gibi oluyor. Ama bunlar hep tek katlı. Bir üstte kat yok. Yani ahır, üzerinde de yaşama katı. Çamlıhemşin'e geliyorsunuz. Onun üst katları da var. Çoğunun. 3 kat var. 220, 250, 270 metre. Neredeyse 300 metrekare. Yaşantı aynı. Üretim aynı. 60 metrekare. 60 metrekarenin 5 katı büyüklükte Rize'nin işte Çamlıhemşin evleri. Doğuya doğru gidince işte yabancıların, konukların eve gelişinde onları birazcık evin mahremiyetinden uzak tutmak için planda değişiklikler yapmışlar. Eve giriş iki kapıdan. Bütün evlerimizde, Doğu Karadeniz'dekilerde, şimdi tabii ki evin içerisine alınmaya çalışıyor. Tuvaletler dışarıda. Evet. Örneğin Fındıklı evlerinde iki kapı var. Tuvaletler iki tane. Konuk için ayrı tuvalet, ev için ayrı tuvalet. Çok hoş. Yani üst düzey bir lüks diyelim ona. Yine Fındıklı evlerinde tuvalet dıştan takılmış ama bir banyo mekanı, oradan tuvalete geçiyorsun. Bugünden farkı yok. Ama o ev 100 yıl önce yapılmış. Neredeyse Tirebolu'dan Hopa'ya kadar bütün köy evlerimiz çift kapılı. İki avlu. Çünkü arkadan dolaşmak zor. Ahırın altından dolaşıp çıkmak zor. O yüzden evin iki tarafından haberleşmek, evin iki tarafından, avludan yararlanmak için çift kapı. Tarım kültürü çok çok önemli. Her şey tarımsal zaten. Yani evlerimizin bütün çatısı samanlık olarak ayrılmış. O yukarıdan gelen soğuğu da engelliyor. Çatı arasının döşemesini düşünün. Evet. O döşemeden bir delik açmış.
tam altına gelen yerde üst katın döşemesine bir delik açmış. Bir de girişte yaşama katının döşemesine. Yani üç tane delik, asansör deliği gibi tam bir hizada. Evet. Bu kapakları açıyor. Çatı arasındaki samanı balya balya direkt ineklerin önüne atıyor. İnanılmaz bir şey. Bakınız, yine bütün Karadeniz'de hiç balkon yoktur. Balkon var ama saman, mısır kurutmak için yapılan, genellikle güneye dönük yapılan, işte dış hayat da derler buna. Evet. Sofalar. O kadar şey ki, bana balkonunu göster, evinin yönünü göstereyim sana. Bütün işte balkonlar çok dar, sadece işte o kurutma işlemine yarıyor. Oraya çıkıp da kahve içen hayat olmamıştır. güneyi gösteren, evin güney tarafını gösteren bir işaret gibi bu balkonlar gerçekten. Yani zaten güneş de oradan geliyor, tabii, kurutmanın. Tabii, kapılardan bir tanesini güneye açmak zorunluluğu da var. O avlulardan bir tanesi güneydedir. İşte kışın o avludan yararlanılır. Yazın fındık vesaire bir şey orada kurutulur. Çamaşır orada yıkanır, orada asılır. Yazın da kuzey tarafındaki şey iş falan varsa kuzey tarafındaki avludan. Daha serin olur çünkü deniz tarafından, evet, serin rüzgar gelir. Çürümesi. Burayı kullanırlar. Falan. Bakın düşünün. Yönleri düşünerek avlu kapıları ona göre düzenliyor insanlar. Bu bir tarım kültürü dedik, hayvancılık kültürü dedik. Geldik Karadeniz'in o yaşam mimarisine de uygulandı. Bir de şöyle bir şey var. Yani orada hakikaten ağacında, taşında o köy evlerinin, Karadeniz evlerinin bir işleme var. Bir sanat var. Şimdi genel olarak mimaride zorunlu olarak siz çevrenizdeki malzemeden yararlanıyorsunuz. Evet. Bu sadece ev yapımı içinde değil. Örneğin Karadeniz'i düşünelim. Pencereden kolunuzu uzatsanız bir ağaca dokunabiliyorsunuz. O zaman ben daha çok ağaçtan yararlanacağım. Evimi ağaçtan yapacağım. Tezek yakmayacağım. İşte kurumuş ağaç dallarını yakacağım, edeceğim. İneklerime, sığırlarıma işte ağaç yaprakları vereceğim. Ağaç her şeyin başında geliyor neredeyse. Yani evlerimizin, Karadeniz evlerinin temel yapısında ağaç en yoğun malzeme gerçekten. Ahşap işinde çok ustayız gerçekten. Özellikle Rize yöresinde insanın inanası gelmiyor. Hiç çivi kullanmadan öyle yapılar yapıyorlar ki şaşıp kalıyor. Mimar olarak biz şaşıyoruz nasıl yapmışlar diye. Bu da insanımızın ahşabı işlemekte çok usta olduğunu gösteriyor. Bizde ahşap azalınca dediler biz başladık göz dolma yapmaya. Karadeniz'de çok örnekleri var. İşte üçgen üçgen olanlar var. O birazcık da evlere, yapılara yandan rüzgar yükü. Deprem yok ama deprem de olsa o çaprazlar, o yan yükleri kolaylıkla engelliyorlar. Karşı koyuyorlar. Yan etkilere karşı koyuyorlar. O aradaki üçgenlere taş dolduruyor. Muskaya benzediği için üçgen demek, muska demek. Muskalı dolma demişler. Ama bunun kare olanları da var. Bu zorunluluklardan çıkan bir şey. Yani plan tipi yaşayışı yansıtan bir unsur. Fındık üreticisi, bir balıkçı ya da buğday üreticisinin ev planı farklı olabilir. Bunu etkileyen bir de iklimsel durum var. Çamlıhemşin köylerinde hayat mekanı yapmışlar. Hayat mekanı, inanın 30-40 metrekareye, 50 metreye varan hayat mekanlar var. Büyük bir salon. Onların iki tarafına da yatak odaları dizilmiş. 4-5 yatak odası, 6 yatak odası olabiliyor. Ve o hayat mekanı geniş bant pencerelerle bütün vadiye bakıyor. Değerli izleyiciler, programımız bitiyor. Bir tarihi mekanda Mustafa hocamızla görüştük. Peki hocam. Sağ olun efendim. Siz kapatın. Efendim, köylerimizi boşaltmayalım. Köylerimiz güzeldir. Köylerimiz doğa içerisinde nefis çiçeklerle bezeli, yemyeşil, harika mekanlar. Hiç değilse yazlara gidelim, orada yaşamaya çalışalım. Emekli olunca köye dönelim. Bizim yerimiz yok maalesef. Olsaydı bir ev yapardım kuşkusuz. Ama eski usul yapardım.
ocağı açık olacak. Açık olacak. Bir kenarda soba olur ama açık ateş çok keyifli gerçekten. Evet değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir tarihi binada başlamıştık programımıza. Yine bir tarihi binada bitiriyoruz. 15 gün sonra cumartesi saat 15'te görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Aydınlık yarınlarda kalın.